Sevgili izleyenler, meteorolojiden arka arkaya açıklamalar geliyor. Soğuk hava Marmara'yı etkisi altına almaya başladı. Kar yaklaşıyor, kış yaklaştı, hatta geldi bile diyebiliriz. Bizler bu yayını yaparken şu anda üşüyoruz ama Söz Milletin programında bugün vatandaşlarımızla bu konuyu konuşacağız. Kış yaklaştı, vatandaşlar kışa hazır mı? Kışın hangi yiyecekleri hazırlıyor ev hanımlarımız, annelerimiz, babaannelerimiz? Soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de bu konu hakkındaki görüşlerinizi, düşüncelerinizi, duygularınızı ekranda görmüş olduğunuz Söz Milleti'ne sorum etiketine yazabilirsiniz. Cevapları ben oradan okuyorum ve sormak istediğimiz sorularınız varsa eğer o soruları da oraya yazabilirsiniz. Ben sokaktaki vatandaşlarımıza sizin sorularınızı soracağım. Hep birlikte cevaplara geçelim, cevapları görelim, bakalım cevaplar nasıl olacak. Merhabalar. Merhaba. Kış yaklaştı. Hatta geldi bile diyebiliriz. Evet. Hazır mısınız kışa? Biz gayet hazırız. Biz buralı değiliz. Kütahyalıyız. Hep her zaman kışa hazırız biz. Kütahya daha soğuk. Tabii canım. Nasıl? Kışa nasıl hazırlanıyorsunuz? Kışın hangi yiyecekleri yemeliyiz? Hangi yiyecekleri yemelisin? Yani sıcak tutacak acı yiyeceksin. Acı. Acı yiyeceksiniz. Bunu aslında ev hanımları daha iyi bilir değil mi? Yani. Bir soralım o zaman. Merhabalar efendim. Kışın hangi yiyecekleri hazırlıyoruz? Hangi yiyecekler? Bakliyatlar, kuru bakliyatlar, tamam. Turşular. Güzel, yapıyor mu yenge sana? Yapar, devam. Tamam. Yaptığı için söylüyorum. Öyle mi? Evet. Yoksa bilmiyoruz. Evet. Tamam. Peki nerede yaşıyorsunuz? İstanbul'da mı? Kütahya'da yaşıyoruz. Kütahya. Kütahya soğuk. Daha soğuk. Peki oranın bir kuru soğuğu var diyorlar ama hani evet. Çok acıtmıyor mu canı? Çok. Çok fazla. Acıtıyor mu? Kuru ayaz. Öyle mi? Evet. Peki o zaman sevgili izleyenlerimize de Allah yardımcımız olsun. Allah sokakta kalanlara da yardım etsin. Amin. Amin inşallah. Çok inşallah. Teşekkür ederim. Evet, kış geldi maalesef. Yarın kar geliyormuş. Yavaş yavaş üşümeye başladık. Evet. Üşüyor musunuz? Şu an üşümüyorum. Sen üşüyor musun? Hayır. Yok, üşümüyorum. Sen üşüyor musun? Niye üşümüyorsunuz? Kış geldi. Kışın üşür insanlar. Hava iyi ama yani şu anda üşüyecek bir konum yok. Az kaldı. Evet. Peki kışa hazırlandınız mı? Kışa hazırlıklıyız. Nasıl hazırlandınız? Montumuzu aldık, ayakkabılarımızı aldık inşallah. Nasip olursa kışa hazırız yani. Peki yenge burada mı yenge? Burada, evde. Yemekler, hangi yemekleri yapıyor yenge? Kışın hangi yemekleri yiyor? Genelde sebze yemekleri. Sebze. Lahana, ıspanak. Ispanak. Sen seviyor musun lahana? Seviyorum lahanayı. Ispanak? Karnabahar. Seviyorum. Güzel. Karnabahar. Bu tür yemekleri yiyoruz. Yeşillik tüketmeye çalışıyoruz. Ev soba mı, doğalgaz? Doğalgazlı. Sobanın tadı ama ayrı değil mi? Tabii ki mutlaka ama maalesef şehirlerde işte artık doğalgaza geçtiğimiz için şu an evet. Doğalgaz kullanıyoruz. Sobanın aslında tadı çok ayrı ama o kiri, pası. Bu zaten köyden geldi. Ben biliyorum zaten sobanın tadı nasıl. Köyde soba. Çankırı'da mı yaşıyorsun? Evet, ben Çankırılıyım. Çankırı'da kış nasıl geçiyor? Çankırı'da kış soğuk geçiyor. Buradan daha mı soğuk? Buradan daha soğuk. Arabalar donuyor, çalışmıyor yani. Çok soğuk Çankırı'da havada. Buradaki gibi değil. Oranın rakımı bir de yüksek. Yüksek. Ondan şimdi ne yapıyorsun orada? Nasıl geçiyor zaman? Zaman nasıl geçiyor orada? Kışın zaman geçmiyor. Hayvanlara bakıyoruz. Zor oluyor mu? Hayvanları otlatmaya çıkartıyor musun? Çıkartmıyoruz kışın. Yazın çıkartıyoruz, kışın çıkartmıyoruz. Kışın içeride bakıyoruz biz hayvanlara. Sıkılıyorlar ama içeride. Yapacak bir şey yok. Hava soğuk. Biz de insanız. Yani biz de insanız. Biraz beklesinler yazın. Onları zaten yeterince oldu. Peki hangi hayvanlara bakıyorsun? İnek, buzağı. Bir dakika orada dur. Benim iki tane ineğim vardı. Anneannemin, rahmetli anneannemin. Her seferinde giderdim. Onlara böyle bakardık, otlatmaya götürürdük. İneğe nasıl bakılmalı, neye dikkat edilmeli soralım. Vatandaşlarımızdan vardır burada hayvan bakan, inek bakan, koyun, keçi, kuzu, dana hepsine vardır değil mi? Evet vardır olabilir. Neye dikkat etmeliyiz? Ya birincisi yemine, samanına, suyuna dikkat etmeliyiz. İkincisi kışın altını temiz tutmalıyız. Islak olmamalı, hayvan hasta olur. Üçüncüsü zinciri falan sıkışmamalı. Ayağını zincire geçirmemeli. Peki doğururken, hayvan doğururken hiç yanında oldun mu? Olduk. Çoğu kez yanında olduk. Hatta buzağı hayvanın şeyinden biz çıkardık. Öyle mi?
Öyle. Öyle mi? Nasıl bir his peki bunu? Aslında çok keyifli çünkü ben de aslında bu için içerisinde bulundum. Hani çok kısa da olsa görsem de sadece hani aslında hem bir mucize hem bir olağanüstü bir durum hem de orada hayvan acı çekiyor, ona da üzülüyorsun. Nasıl bir durum? Ya o da Allah yaratıyor gerçi onu, yani onu da böyle çıkartırken yani böyle çıkartıyor, sonra bazen bıza içeride sıkışıyor böyle, nefes alamıyor. Bazı bıza çıkartırken Payter çağırmıyor musunuz onu yaparken? Yok, payter çağırmıyoruz, biz kendimiz çıkartıyoruz. Artık öğrendiniz, dikkatli yapıyorsunuz değil mi, burada sıkıntı yok? Yok, dikkatli yapıyoruz, hiçbir zaman sıkıntı yok. Çünkü onlar da Allah'ın yaratmış olduğu bir canlı ki sen onun sütünü yiyorsun, etini yiyorsun. Ona elimizden geldiğince hem de dikkatli, nimetlerinden yararlanıyoruz. Dikkatli bakmamız lazım. Aynen, her şeyinden yararlanıyoruz biz hayvanın. Pekala, okuyor musun? Yok, okumuyorum. Okumuyorsun, köyünde çalışıyorsun. İleride ne olacaksın? İleride, yani ben daha doğrusu öğrenmeye açığım. Ne iş olursa fark etmez bizim için. İş iştir yani. Hayvancılıkta ilerlemeyecek misin? Yok, ben hayvancılık yapmayacağım. Baba mesleğini devam ettirmek istemiyor. Neden devam ettirmek istemiyorsun? Ülkemizin üretime de ihtiyacı var. Ya olabilir, orası öyle de yani ben yani fazla sevmiyorum ben hayvancılık işini açıkçası. Baban ne diyor bu duruma? Ya babam pek sıcak bakmıyor da. Şimdi şu sebepten dolayı soruyorum. Benim Karadeniz sanatçı arkadaşlarım var ve babaların hepsi kemençe çalıyor. Benim babam çalmıyor ama benim arkadaşlarımın çoğunun babası çalıyor. Yani kemençe çalıyor. Ve oğlunun da bir enstrüman çalması ve bunun da kemençe olmasını istiyor. Şimdi senin baban da bu işi yapıyor. Senin babanın oğlunun da bu işini yapmasını ister. Yani senin. Sen nasıl bir tepki verdin babana? Yani ben babama zaten dedim, ben hayvancılık yapmayacağım dedim. Yani o bazen bana güvenip, yani mesela 50 malımız varsa 60 mal koyuyor bana güvenip. Eğer bana da fazla şey etmiyorsa, sen burada olacaksın, şurada olacaksın diyorsa o zaman da az koyuyor. O zaman seslenelim babanın adına. Baba, senin adın önce, senin adını soralım. Benim adım Onur. Onur, babanın adı ne? Satılmış. Satılmış abim. Bu çocuğa çok güvenme. Yani hatta hiç güvenme. Baba mesleğini devam ettirmek istemiyor. Aynen baba, devam ettirmek istemiyorum. Bitti yani. Bitti yani o iş. Artık yok. Geçti o iş. Tamamdır, bir el sallayalım o zaman kameraya. Kışa merhaba diyoruz. Merhaba. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet. Nereli olursun? Şöyle bana bir bak. Rizeli. Biliyorum, hemen toprağını tanıyor. Rize'nin neresindenim? Çamlıhemşehir. Karadere. Vandi. Allah Allah. Bak işiyorsan, evet. Trabzon'un kışını mı daha çok seviyorsun, İstanbul'un kışını mı? Ben burada yaşamadım, onun için biliyorum. Ben buraya hastalık için geldim. Hayırdır, ne oldu? Elimde kanal daralması var, ameliyat olacağım. Allah şifa versin inşallah, evet. Diyorum. Tez vakitte Trabzon'a da git, kemençe çalıyor musun? He? Kemençe. Yok. Niye çalmıyor? Ekin uzunlar çalıyor Trabzon'da. Çokları çalıyor ama benim o sanatı yok. Ben de okuma sanatım. Öyle mi? Kur'an okuma. Kur'an okuyorsun. Evet. Pekala, inşallah Allah kabul etsin. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Herkesin bir sanatı var değil mi? Ben de kemençe çalıyorum. Ben de Kur'an okuyorum. Hepsini yapıyorum. Maşallah. Eyvallah. Tamam, iyi. Allah'a emanet. Kış geldi. Evet. Üşüyor muyuz? Fazlasıyla. Yavaş yavaş üşümeye başladık. Evet. Kışa hazırlık yaptık mı? Öğrenci miyiz? Hayır, öğrenci. Nerede okuyoruz? Kastamonu'da. Kastamonu'nun soğuğu nasıl? Çok. Beter, soğuk. Evet. Peki, öğrenci evinde mi yaşıyorsun ailenle? Öğrenci evi. Şimdi öğrenci evi ise yandın. Maalesef. Kışın hangi yiyecek? Gazı var, elektriği var, suyu var, sıcaklık yok ama öğrenciyiz. Evet, öğrencilere buradan bir taktik veriyorum, ne yapılması gerekiyor. Gelelim böyle hemen şuradan, isterseniz yavaş yavaş atlamaya başlayalım. Anca kurtarırız. Anca mı kurtarırız? Anca. Ülkenin hali böyle olduğu sürece biz artık... Nasıl ülkenin hali? Ne durum? Berbat. Niye? Millet kendine bol bol battaniye alsın, yorgan alsın, sarılsın, otursun. Neden? Şey. Kim aldı? Sen battaniye, yorganı yok mu? Yok. Var mı? Öğrenci. Ailen yollamıyor mu sana? Yok. Ailende var mı yollayacak? Olmaz. Efendim? Mecbur değil. Nasıl mecbur değil? Yani eğer öğrenciliği ve öğrenci hayatını seçiyorsa başka bir yere gidecek. Bunun sorumluluklarını kendisi almasın. Arkadaş kaşındı yani. Ya. Yani mecbur kendi ayaklarının üstünde durması. Sen de mi Kastamonu'dasın? Yok, ben evliyim, burada yaşıyorum. Evlisin? Evet. Yani kira 1500 lira. Ev almayı düşünüyoruz. Artık faizler insin ki alalım. Bekliyoruz faizlerini mi? Bekliyoruz vallahi. Peki sen okuyor musun? Ne? Evet, biz aynı üniversitede okuyoruz. Aynı üniversitedesiniz. Memnun musunuz arkadaştan? Aynı evde kalıyorsunuz galiba. Evet, memnunum yani. Yemeği kim yapıyor? Ben yapıyorum. Temizliği kim yapıyor? Onu beraber yapıyoruz. Arkadaş ne yapıyor?
Eve ısıtıyorum. Eve ısıtıyorum. Nasıl ısıtıyorsun evi? Yorgan battaniye alıyorum onları. Hani yoktu senin? Yok ama onları alıyorum benim. Bir var bir yok diyor, ben anlamadım. Onları alıyorum. Var mı yok? Sahibini aldırmaya çalışıyoruz. Umarım o da bizi buradan duyar. Bizi. Ev sahibinin adı ne? Yalır. Mehmet Satıoğlu. Tamam. Şimdi neredeydi bu yeriniz? Kastamonu'da. Kastamonu'da. Evet sevgili izleyenler, Mehmet abi. Bu arada biz de gazetecilik okuyoruz. Yani meslektaş. Arkadaşlar da meslektaş, bir de Mehmet abiydi değil mi? Evet Mehmet abi. Mehmet abi. Battaniye, bir yorgan, bir ayarlayalım. Çünkü onlar öğrenci. Evet, yataklarımızı da yeniler. Mehmet abi gibi cani gönülden yardım etmek isteyen öğrencilerimize bir katkıda bulunmak istiyorsanız eğer telefon numarası dit. Hatta öne biz bir çanta açalım yavaştan. Evet. Ancak kurtarır. Ülkenin malum durumu. Ya sen ne kadar taktın ülkeyi? Bir... Ülkeye takarım ben. Şu durumda çalış o zaman. Takılmıyor. Çalışsana. Takarım. Ben çalışmak için de şey. Niye çalışmıyorsun? Okuyoruz ama boşuna yani. Niye çalışmıyorsun? Ne veriyorlar bize? Ne kadar veriyorlar? 400? 75. 475. 470 lira. Geçin geçinebilirsen. Peki sen. Doğru ben. Niye çalışmıyorsun? Ne, nasıl çalışayım? Okuyorsun, çalış. Okuyup hem nasıl çalış? Bak ben şu an onu yapıyorum. Olanakları yok ama yani. Yok mu? Evet, Kastamonu'da iş olanakları olmadığı için çalışamıyoruz. Yani biz de Mehmet abiye kaldık şu an. Maalesef. Mehmet abiye bir daha dönelim. Mehmet abi sen seslen Mehmet abi. Kiramıza da ya bu sene zam yapmazsa seviniriz. Ne kadar kira? 900 lira artı. Öğrenci evi 900 lira kira olur mu ya? Oluyor. Dubleks. Hayır, 1+1. Bir de haline ben sitede kalamıyorum. 1500 lira veriyorum kara gümrük gibi bir yerde. Onlar 900 veriyorlarsa ben de... Oh, sıcak sudan soğuk suya elini sok. Ben doğalgaz yakamıyorum gelmesin diye yani. Çift battaniye örtüyorum. Çift çorap giyiyorum. Yünlü kazak, yünlü patik. Yani onlar şükür etsinler. Enişte nerede çalışıyor enişte? Dövizci kara gün şey kapalı çarşıda çalışıyor. Dövizci bir de. Akşama kadar para sayıyor. Doğalgazı açma. Öyle, bizim olmadıktan sonra saysa ne olur? Vallahi böyle bakıyoruz mal mal. Ne yapalım artık? Bana da peki bir dakika. Sevinirim bu arada, işsizim. Mehmet abi, ona da sesleneceğim. Şimdi buradan Mehmet abiye bir seslen. Seni de bir duysun. Mehmet abi duy çocukların sesini. Pek zannetmiyorum ama yine de sesleniyorum. Birazcık yani tüm ev sahiplerine söylüyorum. Biraz vicdanları olsun kiralarda, birazcık hani indirim yapsınlar. Hadi indirimi de geçtim, zam yapmasınlar en azından. Ki biz gibi öğrencileri düşünsünler. Çok zorlu şartlar altında okuyoruz. Hani bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Memleketimizi gerçekten çok seviyoruz. Hani memleketimiz için bir şeyler yapmak istiyoruz. Önümüze engel olmasınlar. Yani bizlere yardımcı olsunlar. Yani bu şekilde onlardan başka bir şey istemiyoruz yani. Çok güzel konuştun. Peki bir de arkadaşın adı neydi acaba? İlayda. İlayda'yı şimdi soracağım. Ülkenin en büyük sorunu ne diye korkuyorum sormaya. Sorayım mı? Battaniye istiyeceğiz. Evet İlayda, ülkenin en büyük sorunu değil ama ya bilmiyorum. Ülkenin en büyük sorunu bence öğrenciye destek verilmemesi, üniversite mezunlarının işsiz kalması. En azından bizim açımızdan. Neden işsiz kalıyor üniversite mezunu? Çünkü okuyoruz, okuduktan sonra iş imkanı bulamıyoruz. Eğitim sistemi mi aslında düzenlenmeli? Eğitim sistemi zaten berbat. Eğitim sistemi denilen bir şey yok. Ya benim için en azından. Mezun olduktan sonra iş imkanımız yok. Okuyoruz ama... Hani niye okuyorsun? Niye okuyorsun? Okuyoruz işte. Niye okuyorsun? İşte hani evde oturup da şey olmaktansa, okumadı bilmem ne değil de üniversite mezunu ama evde oturuyor. Öğretmenler atanamıyor. Biz de okuyoruz ama. Peki okuduktan sonra şöyle seni hangi bölüm? Aynen öyle, gazetecilik. Gazetecilik okuyorsun. Sana deseler ki gel 3 ay bedava çalış sonra da veya 3 ay bedava olmaz. Bedava da olmaz. 3 ay gör, staj bedava olsun yani biz buna bile razıyız. Hani yani iş beğenmemezlikle. Hayır, kesinlikle dediğim gibi hani mesleğimizi yapabildikten sonra yani nasıl söylesem pratiğe döktükten sonra bizim için ücreti bile önemli değil. Yani yeter ki bize bunu nasıl mutfakta nasıl piştiğini bize bunu öğretsinler. Yani bunu istiyoruz biz aslında. Yani bir ücret beklemiyoruz, herhangi bir şey beklemiyoruz. Sadece mezun olduktan sonra gerçekten ya en azından ya tamam para almıyoruz ama mesleğimizi yapıyoruz. Çünkü biz severek okuyoruz ve bu mesleğimizi de yapmak istiyoruz. Bu şekilde. Tamam, ben de size yardımcı olacağım. Nasıl? Olacağım yardımcı. İş bulma konusu elimden geldiğince yardım olacağım. Gerçekten mi? Tamam, söz. Bunlar. Tamam. Teşekkür ederiz. Tamam, sen? Bana da bulun. Hazır bulmuşken bana da bulun. Ya şimdi evli olup da... Kocan izin veriyor mu? İzin veriyor. Ya yani kocanla geçinmek istiyorsa bir şekilde... dediğim gibi ayıp belki bunu söylemek ama... 2300 lira maaş eşim alıyor. Evin kirası 1500 lira.
Evin elektriği var, suyu var, faturası var, eşimin sigarası var. Kamu spotu reklamı yapayım. Sigara niye içiyor? İçiyor herhalde. Markasını söyleme, zaten sesini kısacağım şimdi. Niye sigara içiyor? Ya içiyor. Söylemiyor musun? Şöyle içiyor. Bir paket alıyor, bir haftada tek tük yani. Ya o zaman içsin. He, içsin. Niye içsin? Hani içmesin. Zaten içine de çekmiyor. Çoğu sigara böyleyken böyle bitiyor, atıyor yani. Öyle olur mu? O zaman almasın. Alıyor işte. Bağımlılık. Diyor musun alma? Ya alma diyorum. Hatta dün bile uyardım ben. Vallahi sen alma diyeceksin. O eş o sigarayı içecek. Ben yine pek alıyor. İnanmıyorum. Yani iş bulursanız çok iyi olur. İşsizim gerçekten. Geçin çok zor. Hayat çok zor. Babanın annenin evi gibi değil hiçbir yer. Ne zaman evlendin? 5 ay oldu. 5 ayda bu kadar hayat tecrübesi, yemin ediyorum. 5 aydır evliyim ama 6 sene beraberdik. Sanki bir 6 sene daha evliymiş gibi hissediyorum. Bu yakında boşanır. Allah göstermesin. Vallahi bu kadar dertlendi. Bu devirde evlenmeyenler sıkıntıda. Neden? Paçayı kurtardı. Öyle evlensen bir dert, evlenmesen bir dert. Evlenmesen evde kaldı diyorlar. Senin yaşın kaç daha? 22. Çok erken. 6 sene çıktım, bir 6 sene daha düşünemem herhalde yani. Yeter diyorsun. Yeter bu kadar. Oldu. İş bulursanız sevinirim. Aynen. Evet sevgili izleyenler, çok keyifli bir röportajı daha tamamlıyoruz. Sıradaki vatandaşlarımıza gideceğiz. Ben arkadaşlarıma sohbetimi yapacağım ama çekimden sonra. Ve Söz Milleti programında kış geldi. Kışın hangi zorlukları yaşıyorsunuz sorusunu yönelteceğiz. Bakalım cevaplar nasıl olacak, hep birlikte izleyelim görelim. Çektim. Merhabalar. Merhaba. Kış geldi. Aynen. Üşüyeceksiniz yakında. Hatta üşümeye başladık. Yani biraz evet. Peki kışa hazırlandınız mı? Ön hazırlık yaptık. Nasıl bir ön hazırlık? Kışın nasıl bir ön... Sen seviyor musun kışı? Evet. En çok kışın neyi seviyorsun? Kar. Karı. Kardan ne yapıyorsun? Kardan ama. Kardan adam yapıyorsun? He. Kar top oynuyor musun? Evet. Peki sen? Kanda... Oynuyor musun kardan? Oynuyorum. Bir de kandisime top yapıyorum, atıyorum. Öyle mi? Siz kar top oynadınız mı hiç? Çocuklar için oynadık. Siz gençliğiniz oynamadınız mı? Oynadık da öyle pek... Memleket neresi? Urfa. Urfa. Evet. Urfa'da kar yağıyor. Pek değil. Ya yağıyor da yani yağdıktan bir iki saat sonra erip gidiyor. Yani evet. Hiç yani Antalya gibi bir yok, yer değil. Yok yağıyor tabii ki, görüyoruz karı peki, yani. Peki çocuklarla kar top oynamak nasıl, zevkli mi? İlla ki çocukları mutlu etmek tabii ki zevkli yani. Peki kışın hangi yiyecekler yenir? En kısım. Sence? Havuç. Havuç. Güzel. Başka? Ne burada? Çorba. Çorba sizce? Evet, çocukların bir fikri vardı, babamızın yok şu an. Yani kuru bakliyat, işte fasulye, pilav, makarna gibi yemekler, çok patates. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Güzel kartopu oyna, tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Çak. Çak. Görüşmek üzere. Kış geldi. Evet. Üşüyor musun? Evet. Kar top oynayacak mısın? Evet. Öyle mi? Hemen bakalım burada kışın hangi yiyecekler yenir? Brokoli, ıspanak, pırasa. Evet. Sebze yenilir. Sebze. Peki çocuklar seviyor mu sebze? Sevmese bile sevdirmeye çalışıyoruz. Nasıl sevdirmeye çalışıyoruz? Bu annelerin bir taktikleri var ama ben daha çözemedim. Yani onların gözüne güzel göstermeye çalışıyoruz. Bir göz yaparak, bir burun yaparak. Ne kadar güzel. O zaman brokolinin, o ıspanağın ortasına böyle güzel güzel göz. Evet. Çocuklar onu... da bu şekilde eğlenceli görüyor ve yiyor. Evet yiyor. Yiyor musun? Evet. Kışın kar top oynuyor musun? Evet. Hiç kar gördün mü hayatında? Bir sene gördü herhalde. Peki görüşmek üzere, bay bay. Merhabalar, buyurun. Kış geldi. Evet çok güzel. Öğrenciler montlarını giymiş. Evet. Hangi okul? Fethi Tepe, Bayrampaşa. Arkadaşlar kartop oynuyor muyuz? Evet. Evet. Seviyor muyuz kartopunu? Evet. Peki kartop oynarken en çok nasıl eğleniyorsunuz? Bana anlatın. Kardan adam yaparak. Sırayla. Abi adamı yüzüne yüzüne atarak. Yüzüne yüzüne mi atıyorsun? Kardan adam yaparak. Kardan adam sen? Kardan adam yaparak. Peki kışın hangi yiyecekler yenir? Hocasınız galiba. Öğretmensiniz. Evet. Hangi yiyecekler yenir hocam? Yani ne olarak? Kışın hangi yiyecekler yenmeli? Yani yazın yenmeyecek dondurma gibi şeyler yenmeden. Kışın... Peki arkadaşlar kışın dondurma yemiyoruz değil mi? Hayır! Yemiyoruz diyenler bir alkışlasın. Evet! Evet!
Yiyoruz diyenler bir alkış. Evet sevgili izleyenler, kışın dondurma yenmemeli. Şu anda çok zor anlar yaşıyorum ama kışın dondurma yemeyelim. Diğer vatandaşlarımıza geçelim, sıradaki vatandaşlarımıza devam edelim. Merhaba. Merhaba. Kış geldi. Evet. Yavaş yavaş üşümeye başladık. Üşüyoruz evet. Peki kışın hangi yiyecekler yenmeli? Hocamız sebze dedi. Meyveler. Meyveler. Portakal, mandalina, C vitamini. Evet. Kışın en çok sevdiğin yanı nedir? Kış mevsiminde. Sıkı sıkı giyinmek. Seviyor musun sıkı giyinmeyi? Evet. Neden? Neden? Yazın çok çaresi yok. Terliyoruz ama çare bulamıyoruz. Kışın giyindiğimizde bu çözüm oluyor bizim için. Peki annen sana bir yiyecek yaptığında ben bunu yemem dediğin var mı? Evet oluyor. Ne var? Pırasa. Pırasayı sevmiyor musun? Ben de sevmiyorum. Yok hayır sevmiyorum. Neden sevmiyorsun? Hocam siz yani. Örnek olacaksınız. Arkadaşlar çikolata mı seviyorsunuz pırasa mı? Pırasa! Hayır, çikolata diyenler bir alkış. Hayır açıklamayın. Hayır. Pırasa diyenler bir alkış. Abi sevmiyorum. Evet çok güzel. Burada çocuklar büyük bir ihtimalle pırasayı daha çok seviyor. Abi yanılıyorsunuz. Evet sevgili izleyenler, çocuklarımıza çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Sıradaki vatandaşlarımıza devam edeceğiz. Çocuklarımızı önce bir seveceğiz. Ondan sonra vatandaşlara devam ediyoruz. Hazırlık yaptın mı kışa? Ne bakımdan? Öyle yemek, çorba, melemen, mont, ayakkabı, bot. Tabii botlarımı falan aldım. Çocuk var mı? Çocuk iki tane var abi. Onları aldık mı? Onları da aldım. Peki kışın yenge hangi yemekleri yapıyor? Daha ziyade kışın nohut, fasulye, o tür ona benzer. Yiyor musun, seviyor musun? Seviyorum. Kış yemeklerini mi daha çok seviyorsun, yaz yemeklerini mi? Kış yemeklerini daha çok seviyorum. Öyle mi? Evet. Pekala, görüşmek üzere. Kendine teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Burada simit satıyorsunuz. Evet. Kışın mı daha iyi iş oluyor, yazın mı? Tabii ki yazın. Yazın. Evet. Peki kışın burada tezgah açıyor musunuz? Kışın böyle işte camı açıyoruz. Açıyorsunuz. Evet. Peki yenge var mı? Var. Yemek yapıyor. Yapıyor. Peki kış yemeklerini mi daha çok seviyorsunuz, yaz yemeklerini mi? Yaz. Neden? Yazın daha çok her şey bol olur. Daha çok severim. Kışın yani kuru gıdalar oluyor. Peki. Yemek seçer misiniz? Evet. Hangi yemeği? En çok sevdiğim yemek olarak desem kuru fasulye pilav. En sevmediğiniz? En sevmediğim şey yemeği. Mesela diyelim bu nasıl? Ispınak yemeği. Öyle şeyler sevdim. Ama öyle olmaz değil mi? Çocuklara buradan. Evet. Evet, çocuklar çok seviyoruz biz bu yemeği. Bu yenmesi gerekiyor. Hangi yemek? Ispanak. Ben sevmiyorum. Öyle olmaz. Hani ıspanak yenmesi lazım değil mi? Hani çocuklar. Çocuklar yesin. Çocuklar sen de yiyeceksin. Tamam ben de yerim. Söz mü? Söz. Tamamdır. Görüşmek üzere. Hayırlı sağ ol. Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Kış geldi. Geldi. Üşüyorsunuz. No, iyiyiz. Şu an iyi. Şu an iyi. İyi. Az kaldı. Az kaldı. Peki yenge var mı? Yok. Yemek hazırlayan bir... Yok. Evli misin? Bütün lokantacılar benim yengem. Öyle mi? Evet. Evlenmedin miydin? Evlendik, bir aylık yaptık. Oldu şeyler. Ne yaptın? Öyle bir... Niye? Cahil iş. Cahil. Niye cahil? Evlenmesin mi vatandaşlarımız? Ya evlensin de bilinçli evlensin. Akıllı. Sen bilinçsiz evlensin. Mi evlendin? Bilinçli evlendik. Niye? Cahilliğimize de geldi. Ne oldu ki? Ne yaptınız? Ya işte... Oldu bir şeyler. Ne oldu? Kaçtı mı? Yok. Kafasına göre gitti işte. Gitti. Ona göre bir dahakine dikkatli evlilik. Aynen öyle. Çocuk var mı? Var. Senle mi kalıyor? Annesinde. Görüyor musun onu? Yok. Niye? O tarafa benzediği için görmüyorum. O tarafa benzediği ama senin de çocuğun o tarafa benzediği var mı? Huyu suyu oraya benzedi onun için. Öyle mi? Peki ıspanak yiyor muyuz? Bayılırım. Yenmeli değil mi? Gel abi gel. Sen de gel abi gel. Şimdi abi bak, diyor ki ıspanak diyor yemiyorum sen. Diyor. Yer. Ispanak ne olduğunu bilmiyor onun için. Yalan söylüyor. Ispanak ne olduğunu bilmiyor. Ne pırasa. Bu zaten kendisi pırasa olmuş. Bak. Ben uzun namlu pırasa. Ben pırasa uzun namlulu. Uzun namlulu pırasa nasıl? Evet uzun namlulu işte. Pırasa ya uzun namlulu. Öyle diyor sen kısa namlulu pırasa mı? Evet. O uzun namlulu ben kısa. Sen kısa. Evet. Sevgili izleyenler muhabbet ayrı bir yere gidiyor şu anda. Hemen konuyu toparlıyorum. Çocuklar pırasa ıspanak yemeli. 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 Yememeli. Yemese de yememeli diyor.
Yedirilmeli. Yememeli diyor. Pırasanın ne olduğunu bilmiyor. Ispanak. Pırasa alacak bu mu diyecek, ben bunu yiyorum diyecek. Biliyor musun abi pırasayı gördün mü hayatında? Efendim? Pırasa burada. Pırasa sen misin abi? Evet, uzun alınlı pırasa. Kabul ediyor. Kabul, tamam işte. Benim de kafam karıştı, evet. Evet tabii. Evet, evet sevgili izleyenler, Söz Milletin programında bugün vatandaşlarımızla birlikte kış mevsimini konuştuk. Kış mevsimine nasıl hazırlandık? Hangi yemekler yenmeli? Ispanak yenmeli. Evet. Değil mi? Bunu yenmeli tabii. Yenmeli yani. Abi. Salatada kıvırcık olmalı senin gibi. Evet. Burada hepimiz yani. Kendimizi bir sebzeye, ben kıvırcık, ıspanak. Pırasa mıydın sen? Pırasa, uzun namlu pırasa. Evet, böyle oyunlarımız da var, çocuk oyunları hatta. Söz Milleti programında hafta içi her gün 12.30 ve 18.30'da bizleri izleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın. El sallayalım kameraya. Eyvallah, eyvallah.